Peki bu ödül sizin için sürpriz miydi ya da bekliyor muydunuz? Sürprizdi. Ben cidden yine böyle bir, ben ödüllerle ödül için çalışmıyorum. İşlerimi de yapmıyorum. Ben insan uğruna bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Öyle gördüm annemden, öyle de yapmaya çalışıyorum. Ödüller için dediğim gibi bir şey yaptığım yok ama alınca da sevmedim de yani söylesem yalan olur. Sevindim elbette ki. Gururlandım. Tabii bu benim bir de sosyal tarafımı da ödüllendiriyor aynı zamanda. Ben çok sosyal, aktif bir insanım. Ya elbette ki var. Yani zorluklar her yerde var. Tıp mı okursunuz, hukuk fakültesini mi gidersiniz, okursunuz. Her bölümde zorluklar var. Ama bunlara biraz da böyle bir relax bir şekilde hareket etmek lazım. Böyle ben her zaman diyorum, azim önemli, hırs çok kötü bir şey. Elbette ki bir hedef belirlemek zorunda gençlerimiz. Bu hedefe doğru yürümek zorundalar. Artık bu 5 sene sürer, 10 sene, ama burada mümkün. Almanya'da, Avrupa'da oluyor bu. İmkanlar sunuluyor. Bana da sunuldu. Ben de bu imkanları kullandım ve azimle bir yerlere geldim. Kendi cebinde kalmasın yetenekleri. Öğretsin, yetiştirsin. Hepsi Allah'ın kuludur. Hangi milletten olursa olsun. Hepsi Allah'ın kuludur. Azime olan, isteyen okusun, yetişsin. Geriden gelecek olana da o bayrağını devretsin. Yani başka Dilek Gürsoy'lar yetiştirelim, değil mi? Aynen öyle. Efendim merhabalar. Bugün çok 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 önemli bir hanımefendiyi, bir doktorumuzu sizlerle buluşturacağız. Almanya'da yılın doktoru ödülüne layık görüldü. Almanya'nın en saygın ödüllerinden Vixes ödülüne layık görülen Türk doktor Dilek Gürsoy. Avrupa'nın ilk kadın yapay cerrahı unvanına sahibidir kendisi. Efendim kendisine soracağız. Dilek Gürsoy kimdir? Dilek Gürsoy işçi ailenin bir kızıdır. 1976'da Noy şehrinde doğdu. Annem babam orada Aybası'dan 69 yıllarında ilk önce babam Noyce'a gelmiştir. Sonradan annem 2 sene sonra peşinden. Babam maalesef 87 yılında vefat etti. Ben 10 yaşındayken annem Allah'a şükürler olsun ki daha hayatta ve 47 senedir normal bir işçi olarak çalıştı. Ve bizi okuttu 3 kardeş. Ben dediğim gibi ilk okulu okudum. Sonradan Anadolu Lisesi'ne geçtim burada Almanya'da. Ondan sonra direkt Düsseldorf Üniversitesi'ne kaydoldum. Tıp fakültesini kazandım. Ondan sonra üniversiteden sonra direkt kalp cerrahı olacağım belliydi zaten. Direkt en büyük, Avrupa'nın en büyük kalp merkezine geçtim, Bad Oeynhausen'a. Ve orada da ilk yapay kalplerle tanıştım. Ve tecrübe edindim, çok çalıştım, azimliydim. Hırslı değildim, bunu her zaman söylüyorum gençlerimize de özellikle. Azimli olmak lazım, azimle ve sabırla her yere geliniyor ve ulaşabiliyorsun. Ve ailelerimiz de, özellikle annem de bana bunu öğretti zaten. Onların bizim için daha iyi şeyler gördüğü için ben buna çalıştım ve ulaştım. Peki Dilek Hanım, bu meslekte örnek aldığınız insanlar var mı? Örnek aldığım insanlar elbette ki var. Hocalarım var. Beni eğiten, beni destekleyen hocalarım var. Onları tabii ki de mesleki anlamda bir şey olarak görüyorum elbette ki. Ama en başta kendi yolumda devam etmek isterim ve kendi yolumu çizmek isterim. Onların etkisiyle tabii ki. Ama ilk başta onlara da minnettarım. Efendim, tabii Dilek Hanım'la dünden beri biz sohbetimizde hep söylüyoruz. Dilek Hanım'ın Türkiye Cumhuriyeti'nden özellikle bir ricası var. Hani ben kendisine soracağım, buradaki çalışma koşulları sizin için rahat mı? Ya da burası için bir talebiniz var mı diye. Ben ne talep olduğunu biliyorum ama onu da biz buradaki bu sohbette kendisine soralım. Muhakkak ki bu iş Cumhurbaşkanımıza ulaşacaktır. Burada sizin bir temenniniz var. Yani çok istediğiniz bir şey var. Bunu isterseniz bir açıklayın. Çalışma koşulları burada sizin için zor mu? Ben bir yapay kalp merkezi kurmak istiyorum. Avrupa'da da ilk olacak. Tabii burada hastanelerde kalp merkezlerine bağlı olan yapay kalp bölümleri var. Yok değil. Ama ben kendisine ait bir bina, yapay kalp yetmezliği yaşayan hastalarımıza bir hastane istiyorum. Ben burada da zaten faaliyetler içindeyim. Bakanlıklarla görüşüyorum burada. Üniversite hastaneleriyle görüşüyorum. Ama bir de tabii bu konuşmalarımız sizinle özellikle yoğunlaştıkça
aklıma da gelmedik değil tabii. Burada da böyle hani Türkiye'de Alman hastaneleri var, Fransız hastaneleri var ama yalnız Almanya'da bir Türk hastanesi yok. Ki buradaki yoğunluk çok had safhada ve Türkiye'deki hastaneleri de biliyorum. Ne kadar lüks olduğunu da biliyorum. Eğer burada bu şekilde böyle bir hastane kurulsa ne güzel olur diyorum. Sadece Türk vatandaşlarımıza değil, her vatandaşa, her hasta olan vatandaşımıza yalnız daha bir lüks bir şekilde ve hastaları tatmin edecek bir şekilde. Sadece lükse özen vermeden tabii ki bakım da iyi olacak. Hem doktor olarak hem hemşire olarak. Yani bu konuda bir öncelik yaratmak zorundayız diye düşünüyorum. Çünkü istek çok, hem hastalar yönünden hem de tabii bizim burada olan Türk kökenli arkadaşlarımız da çok. Onlar da bir katkıda bulunacağından ben eminim. Şimdi Altaş TV'nin kıymetli izleyicileri, Dilek Hanım'ın dediği şudur. Tabii ki duydunuz. Hani Türkiye'de Alman hastanesi var, Fransız hastaneleri var. Almanya'da neden bir Türk hastanesi olmasın? Çünkü Türkiye'de bunlar varken buradaki nüfus kadar da kalabalıkları da yok. Buna rağmen orada bu hizmet bunlar için var. Bizlerin de en doğal hakkı Almanya'da bir Türk hastanesinin olması. Yaklaşık 3,5-4 milyon bir nüfustan söz ediliyor. Yani bu belki de onlarca ülkeden fazla bir nüfus potansiyeli. Onun için biz bu işin peşine düşeceğiz. Dilek Hanım'ın başlatmış olduğu bu kampanyaya bizler de sokaklarda insanlarımızı dahil ederek böyle bir taleplerinin, isteğinin olup olmadığını, neler yapabiliriz, hep beraber bunları konuşacağız. Peki bu ödül sizin için sürpriz miydi ya da bekliyor muydunuz? Sürprizdi. Ben cidden yine böyle bir, ben ödüllerle ödül için çalışmıyorum. İşlerimi de yapmıyorum. Ben insan uğruna bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Öyle gördüm annemden. Öyle de yapmaya çalışıyorum. Ödüller için dediğim gibi bir şey yaptığım yok ama alınca da sevmedim de yani söylesem yalan olur. Sevindim elbette ki. Gururlandım. Tabii bu benim bir de sosyal tarafımı da ödüllendiriyor aynı zamanda. Ben çok sosyal, aktif bir insanım. Her yere yetişmeye çalışıyorum. Tabii ki yeni yapay kalp konusunda çalışmalarım da var. Bunlar için de verildi bu ödül bana. Ama daha çok bu sosyal faaliyetler dolayısıyla oldu bu ödül. Ve bu da çok önemli bir konu. Vicdanlı doktor yetiştirmek çok önemli. Çünkü yeni nesil daha çok egosunu tatmin etmek için doktor oluyor. Hastalar düşünen pek fazla olmuyor. İlk başta belki düşünüyorlar ama zamanla tecrübeyle gelen bir egoluk da geliyor maalesef. Ama onları doğru tarafa yönlendirmek benim görevim, bizim görevimiz diye düşünüyorum. Böyle bir şey başarmış olan arkadaşlar. Peki, yapay kalp nedir? Yapay kalp, onu hep söylüyorum, bir ayrıntı yapmak lazım. Sol kalbi destekleyen cihazlar var. Onlara da bazıları yapay kalp diyor ama yapay kalp olarak geçmiyor. Tam yapay kalp, kendi arızalı kalbinizi komple kesiyorsunuz ve yerine tam yapay kalp bir alet koyuyorsunuz. Plastikten oluyor bu genelde. Bunu da ayırt etmek lazım. Çok önemli çünkü biraz karışıyor kafalar o konuda. Çok önemli bir şey. 60'lı yıllarda başlandı bu faaliyetleri. Amerikalılar başladı üretmeye. Ve ben her zaman diyorum 60'lı yılındaki üretilen kalp, yapay kalp şimdikiyle kıyaslarsanız hiçbir gelişme yok. Aynı. 70 desibel gürültülü. İki parmak kalınlığında kablo dışarı çıkmak zorunda ve hava basıncıyla çalışan bir alet. Tam yapay kalp. Ve bunları da kendime görev edindim. Çünkü benim çalıştığım yeni yapay kalp elektrikli olacak inşallah. Kablosuz olacak inşallah. Ve gürültüsüz olacak. Bunlar çok önemli. Ve bir arızasız 10-15 sene çalışabilirsek bu yapay kalpleri inşallah kalp nakillerine de gerek kalmayacak. Bunu ben şimdi düşünüyorum. İlk fikir benim değil tabii ki. Amerikalılar da böyle düşündü ama şimdiki teknik bunu el veriyor ve yapacağız. İnşallah da olacak. Peki şöyle memlekete doğru gidelim. Yani her seferinde ordulu olduğumuzu söylüyoruz. Memleket ile bağlarınız güçlü mü? Gidip geliyor musunuz? Son 10 yıldır gidemedim. Çok üzgünüm bu konuda ama tabii ki de memleketi severim. Duası hiçbir yerde olmayan bir şey tabii. Gideceğim de inşallah, dediğim gibi babamın mezarlığı orada Aybastı'da. Ziyaret edemedim. En çok o beni zaten çok üzüyor. Burada ne kadar mevlidlerini okutsak da bir mezarlığın başında okumak çok daha başka olur. Yani ben öyle büyüdüm zaten. O beni biraz üzüyor. Gideceğim de inşallah, dediğim gibi destek çok yoğun memleketten, orada Aybastı'dan. Onları da
bir saygı şeyinde bulunacağım, misafirliğinde bulunacağım. Efendim biz buradan sesleniyoruz Altaş TV farkıyla. Çünkü eşi benzeri böyle çok fazla örneği olmayan bir hemşerimiz, mesleği çok geçerli, dünyada kabul gören, Almanya'da hani bu ödüle layık olmak başka bir şey esasında. Ama buna rağmen hiç ordululuğunu yitirmemiş. Memleket özlemini, hasretini buradaki yaptığı hiçbir şey dindirememiş. Bir de şu çok önemli. Biz iki gündür sohbet ediyoruz. Yani çok güzel bir mesleki kariyeri var ama vicdanı hala vicdanlı. Yani vicdansız doktorlar da var mı? Var. Yani yok değil. Ben bir hasta olarak da ailemden de birisi hasta olarak gitse bile insan, doktorun vicdanlısını arıyoruz biz. Yani insanla konuşabilecek, zaman ayıracak bir doktor arıyoruz ve azaldı bunlar. Annem 80'ci, 90'cı yıllarda çok hastanede yattı. O zaman doktorlarıyla şimdikilerini kıyaslarsam çok büyük bir fark var. Yani orada bir başhekim bile bir normal bir işçi hastasına bile gidip vizite yapıyordu, yani nasılsın diye soruyordu. Şimdi öyle bir şey kalmadı maalesef hastanelerde. Yani bunu söyleyen de yalan söyler yani bence. Hani tek tük olabilir ama çoğunluk o konuda. Yani vicdan daha çok maddi şeylere öngörülüyor herkes. Hastane bir basınç yapıyor. Şu şu sayı çıkaracaksın diyor. Ona göre de başhekimler hastaları hemen ameliyat edip halletmek zorundalar, yani öyle diyeyim yani size. Yani bunun bir limiti var. Yani bu ay bu kadar hasta buradan çıkacak. Evet, öyle bir maddi bir basınç var. Öyle. İşte bunlar efendim duymadığımız şeyler. Belki mantıklı insanların hissettiği şeyler ama bunları konuşmak da yerinde. Peki, büyük bir kalp ameliyatına giriyorsunuz. Yani o an için konsantrasyonunuz çok üst düzeyde mi olmalı? Evet, her kalp cerrahın her ameliyatta konsantrasyonu üst seviyelerde olması gerek. Çünkü sonuçta bir insan ameliyat ettiğiniz masada yatan ve ben hep öyle girmişimdir ameliyatta. Annen veya bir yakın akraban gibiymiş gibi düşünüyorum ben her zaman. Elbette ki kazalar oluyor, hatalar olabiliyor ama bunları en aşağıda tutmak bizim görevimiz olursa bile ve olduktan sonra da tekrarlamamak çok önemli. Ve eğer sen bir hata yaptıysan gelecek nesile böyle yapma diye öğretmek zorundasın. Hani bazıları hata yapıyor, kendisine saklıyor, konuşulmuyor, edilmiyor. Tabii dediğim gibi hepsi belki değil ama çoğunluk öyle ve bunlar çok önemli. Gelecek nesile iyi şeyler göstermek, ben bu hataları yaptım sen sakın yapma, çünkü sonuçta bir insan. Yani konuştuğumuz böyle bir mal parçası da değil. O yüzden bunlar çok önemli. Peki belki çok absürt bir soru ama doktorlar arasında kıskançlık var mı? Tabii ki var. Yani belli bir seviyeye ulaştıktan sonra ben özellikle yapay kalp konusunda özgüvenim had safhada. Ama bana başka bir bölümden bir şey sorsalar, pek fazla tecrübem olmadığı bir yerden, ben bunu anlamıyorum, başka yere yönlendiririm yani. Bu şeyde de o hassaslığım vardır. Keşke hepsinde öyle olsa. Biz ego için bu mesleği yapmıyoruz. İnsanlar için yapıyoruz. Hastaların sağlığı uğruna yapıyoruz. Kıskançlık özellikle bayanlar arasında cerrahi konusunda var. Bunu inkar edemem. Ama bunu da aşacağım inşallah. İnşallah daha çok bayanlar şef pozisyonu yükselirse cerrahi konusunda problemler aşılacak. Çünkü çoğu bayanlar çok büyük bir hırsla bir yerlere ulaşıyor maalesef. Bu ulaştıktan sonra da ben ulaştım daha kimse ulaştırmayacağım bir havaları var genelde. Ama bunları ben de inşallah yıkacağım. Şimdi bugün tabii belli ziyaretlerimiz oldu. Siz de dün bir resepsiyondaydınız. Yaklaşık 42 başkonsolosluğun olduğu bir toplantıdaydınız. İnsanların yaklaşımı nasıl? Yaklaşımı şöyle, herkes gurur duyuyor tabii. Ben bu kadarını fark etmemiştim. Çünkü dediğim gibi pek fazla medyadaydım tabii ki. Gazetelere girdim, röportajlar verdim ama bu seferki ilgi çok daha bir başkaydı. Dediğim gibi Sağlık Bakanı'nı aradı, Türkiye'den Dışişleri Bakanı aradı, Türkiye'den. Yani bunlar benim için normal bir şey değil. Çok gururlandım tabii. İyi ve doğru yolda olduğumu gösterdi ve bu yolda da devam edeceğimi daha öyle beni daha katladı yani hırsımı. Peki Avrupa ve Almanya'daki Türkler başlarınızdan dolayı gerçekten çok mutlu. Biz bunun nereye gittiyse kendimiz şahit olduk. Buna aslında şahit olmaya da gerek yok. Hem sosyal medya hem yazılı ve
görsel basında oldukça fazla haberleriniz çıkmaya başladı. Mesela gençlere neler tavsiye edersiniz? Buradaki zorlukların onları zorlukları aşması adına sizin de mesela ben de buralardan geldim geçtim diyebileceğiniz ufak da olsa hikayeler var mı? Ya elbette ki var. Yani zorluklar her yerde var. Tıp mı okursunuz, hukuk fakültesini mi gidersiniz, okursunuz. Her bölümde zorluklar var. Ama bunlara biraz da böyle bir relax bir şekilde hareket etmek lazım. Böyle ben her zaman diyorum azim önemli, hırs çok kötü bir şey. Elbette ki bir hedef belirlemek zorunda gençlerimiz. Bu hedefe doğru yürümek zorundalar. Artık bu 5 sene sürer, 10 sene ama burada mümkün. Almanya'da, Avrupa'da oluyor bu. İmkanlar sunuluyor. Bana da sunuldu. Ben de bu imkanları kullandım ve azimle bir yerlere geldim. Dediğim gibi zorluklar olacaktır. Benim de köşelerde, gecelerde aladığım olmuştur. Yani bu niye böyle, niye olmadı, niye etmedi diye. Ama tabii burada bir de ailelere de çok büyük iş düşüyor. Annelere, babalara her zaman çocukların arkasında olsunlar ve onları böyle bir rekabete sokmasınlar. Onun çocuğu öyle o yaptı, onun oğlu böyle oldu. En büyük tehlike bu esasında değil mi? Onun çocuğu böyle, bunun çocuğu öyle. Var, ben gördüm. Ben dediğim gibi annem desteği çok yüksekti bana karşı. Ve diğer ailelere baktığımda herkes çocuğunu bir rekabete sokmuştu. Ben hiçbir rekabete sokmadı benim annem. Nereye kadar gidiyorsan kızım arkandayım dedi. Sakın korkma dedi. Yani bu beni çok rahatlattı. Ve herkese de bunu öneriyorum ailelere. Şimdi tabii Dilek Hanım'ın bir doktor olarak buradaki tavsiyesi şudur. Biz bunu hep yaşıyoruz, kendimiz de yaşadık. Ne yazık ki Türkiye'deki yani birçok olumsuz işte öğrencilerin de yaşadığı hadiselerin başında bu sizin dediğiniz konu geliyor. Hani başkalarının çocuğu hep örnek gösterdi. Aslında çok büyük bir klinik vaka bu değil mi? Aynen öyle. Yani hem rekabet şöyle bir de tabii üniversitede olmasa bile hani üniversite rekabetine sokmasa bile evlilik rekabetine sokuyor aileler çocuklarını. İşte şunun kızı evlendi, şunun oğlu evlendi, siz de evlenin. Önemli bir şeyler yapsınlar, olsun ama aynı zamanda da okusunlar. Bu mümkünatlar var bu Avrupa'da. Hem evlenip çocuk sahibi olup da okuyanlar çok. Yani ben görüyorum. Bu inşallah yani bayanlar biraz daha ön plana çıktıktan sonra daha da rahatlayacaklar. Bayanlarımız hem evlensinler, çocuk doğursunlar ve aynı zamanda da cerrah olsunlar diyorum ben her zaman. Yani bunlar mümkün. Bunu asla göz ardı etmesinler. Efendim, biz yavaş yavaş, Dilek Hanım zaten burada çok yoğun bir programı var. Biz son sorumu soracağım. Bütün ordular, bütün Türkler adına soracağım. Ancak tabii Dilek Hanım'ın çok kıymetli annesi var. Onu da içeri alacağız. Onunla da böyle baş başa sizler için röportajı yapacağız. Başarı nereden başladı? Annemize onu soracağız ama Türkiye'yi takip ediyorsunuz. Merak ediyorum. Mesela böyle izlediğiniz diziler falan var mı? Var ama daha çok Hint dizileri annem sağ olsun. Yani ben çalıştığım müddetçe pek fazla zaman bulamıyorum ama hafta sonları sağ olsun annem Hint dizilerine yoğunluk vermiş. Onu ben de onunla beraber izliyorum yani. Yani Shlok... Annem ne izliyorsa ben de onu izliyorum diyorsun. Aynen öyle. Shlok ne yapmış, Asta ne yapmış yani. Aynı güzel de oluyor. Yani her bir yüksek lisanslı insanlar hani zannediyorlar her gün piyano çalıyorlar. Her gün kitap okuyorlar, her gün sanatla ilgileniyor. Bunlar da önemli. Önemli. Yapıyoruz tabii ki de ama bir dizide bakıyoruz annemizle. Hobileriniz var mı mesela? Neler yaparsınız, nelerden hoşlanırsınız? İşte hafta sonu iş dışında sizi en çok ne rahatlatır? En çok maç rahatlatıyor doğrusunu isterseniz. Ben sık sık maçlara giderim. Hani kendim oynamam. Futbol mu? Futbol evet. İzlemeyi çok severim, rahatlatıyor beni. Hatta... Peki taraftar olduğunuz Türkiye'deki kulüp? Galatasaraylıyım. Bunu demeden geçemeyeceğim ama buradaki kulübümü de söylemek zorundayım. Borussia Mönchengladbach. Çünkü onların maçına gidiyorum ve çoğunlukla da yarım saat önceden giriyorum ki alana rahat böyle sadece çimeni seyredebileyim yani. Benim için önemli. Efendim, Dilek Hanım, tabii çok sıkıştırmayacağız. İleride sizler için daha güzel projeler inşallah Dilek Hanım'la birlikte. Biz de onun projelerinin arkasında olacağız. Tekrar tekrar yinelemekte yarar var. Efendim, biz Almanya'da Türk hastanesi istiyoruz. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımızın yani talimatıyla yapılacağını, çözüme kavuşturulacağını ben canı gönülden biliyorum. Yeter ki kendisine bu söylemlerimiz ulaşsın. Yani burada hani yılın doktoru seçilmiş bir hemşerimiz, bir Türk vatandaşı var. Almanya'da doğup büyümüş ama
asla memleketinden ve Türkiye özleminden vazgeçmemiş. Her konuşmasında bundan zaten sıkça bahsediyor. Biz bu konunun takipçisi olacağız. Burada sokağa ineceğiz. İnsanların bu konuya olan duyarlılığını da ölçeceğiz. Ben tabii sizlerin huzurunda Dilek Hanım'a öncelikle Altaş TV'nin ve bizlerin Güngör Coşkun'la Selam Söyle programını davetini kırmadığı için kendisine çok teşekkür ediyorum. Güzel ve samimi bir sohbet oldu. Son söyleyeceğiniz bir şey var mı? Sizleri izleyen ekran başındaki tüm yurttaşlarımıza, tüm hemşerilerimize. Ben öncelikle size çok teşekkür ediyorum. İyi bir azim gösterdiniz, beni buldunuz. Pek fazla zamanım yoktu ama memleket deyince tabii her store duruyor. Geleceğim tabii ki de, destekleyeceğim her konuda. Benim yani istediğim gençlerin burada imkanları çok, kullansınlar diyorum. Sakın bir rekabete girmesinler. Herkes kendi alanında bir yerlere varmaya çalışsın. Hedef koysunlar kendilerine ve vicdanlı olsunlar diyorum yani. Peki efendim, biz muhabbetimizi Dilek Hanım'la bitiriyoruz. Kıymetli annemizi alacağız. İnşallah ona da Dilek Hanım'la alakalı bilinmeyenleri soracağız. Altaş TV'nin kıymetli izleyicileri, efendim Güngör Coşkun'la Selam Söyle programı Almanya'dan Dilek Gürsoy hanımefendinin, özel bir insan hemşerimiz, özel bir doktorumuzun kıymetli annesi yanımızda. Kendisini tanıyacağız. Vallahi biz iki gündür böyle sohbet ediyoruz. Yani dedikodular da yapıyoruz kendisiyle. Yani biz orduca konuşacağız şimdi kendisiyle. Anacığım, seni bir tanıyalım. Ben Zeynep Gürsoy. Doktor Dilek'in annesiyim. 71'de buraya, Almanya'ya geldim. 72'de iş baş ettim. Çalıştığım firmada 47 sene bir hafta. 48'inden bir hafta aldım ve emekliyim şu anda. Allah bir kere bunu gülerek sağlıklı şekilde yemeyi nasip etsin. Allah'tan bunu bekliyorum. Allah'tan bunu bekliyorum. Ve çocuklarımı kendim yetim büyüttüm. Okudu. Allah'ın verdiği azimle, sağlıkla okudu. Ben de bir anası olarak arkasında çocuğum ileride sen bir evvela okulun oku, işin seni bekliyor dedim. Şükrediyorum ki Allah'ın bana bu verdiği mükafata. Okudu, azmiyle her şeyini başardı, istedi, mesleğe ulaştı, yaptı. Hepsini başardı, azimi var. Ama şu anda istediğim ne? Bunu 4-5 senedir söylüyorum, ben şimdi söylemiyorum. Aha. Bir kilinlik, kızımın istediği şeyde bir kilinlik istiyorum. Ki kendi cebinde kalmasın yetenekleri, öğretsin, yetiştirsin. Hepsi Allah'ın kuludur. Hangi milletten olursa olsun. Hepsi Allah'ın kuludur. Azime olan, isteyen okusun, yetişsin. Geriden gelecek olana da o bayrağını devresin. Yani başka Dilek Gürsoylar yetiştirelim değil mi? Aynen öyle. Neler var, ne mücevherler var. Yetişsinler yani. Ben her zaman diyorum, kızım bunu saklamayacaksın. Yetiştir, ver, korkma. Sen hiçbir şey kaybetmezsin. Çok doktorlar saklıyor. Bu bende kalsın diyor, boş ver diyor. Bunu ben biliyorum diyor, o bilmesin diyor. Ama o öğretsin. Ben bunu her zaman söylüyorum. Bir sefer ben kendim hasta oldum. Hasta olduğum an kağıda okumayacaksın dedim. Hastana sahip çıkacaksan, bu Allah'ın kuludur. Hiç ayırt etmeden, bilemezsen, bilinen bir yere sevk edeceksen, hakikaten bir insana sahip çıkacaksan oku. Eğer sahip çıkmayacaksan okuma, Allah'ın seversen dedim, git iş baş et bir yere dedim. Tamam anne dedim. Yani vicdanını kullan. Evet, vicdanını kullandı yani. Allah'a çok şükür. Peki. Evlat bana verdi, yetişti. Ne isteyeyim Allah'tan ya? Böyle ahlak temizliği mi diyeyim? Bilmiyorum, ben Alman'dan da bir kötülük görmedim. Almanların böyle, ne bileyim ben artık bilemeyeceğim. Hakikaten bana saygı duyuyorlardı. Ben de onlara saygı duyuyordum. Hiçbir Alman'dan ben bir kötülük görmedim. Akrabamdan gördüm ama Almanlardan, çevremden, komşularımdan görmedim. Hatta babalarım vefat edince hep evim Alman'dı. Bütün Almanlar, korkma Zeynep, sen işe gidiyorsun, biz buradayız. Çocuklar güllerse, yağmur yağarsa, korktukları zaman bize gelsinler diye. Akrabadan görmedim, Almanlardan gördüm. 60 metrekare evin içinde büyüttüm çocuklarımı. Telefonla geldiniz mi? Geldim. Yemek yediniz mi? Yedim.
Bir analığım var, çocuklarımı yemeksiz bırakmadım evde. Soğumasın diye sarardım bazılarını. Ki çocuklar sıcak bulsun diye. Çocukları dışarıya teşvik etmedim, hep evin içinde. Bize de düşen tabii ki onun başarısıyla övünmek. Tabii önce kendisi övünecek. Biz de Türk toplumu olarak onu örnek almak için böyle bir şeylerde yanında bulunalım, bizlere yol gösterebilir diye. Kiliselerde kılınan namazlardan bugün Almanya'da 900 bine yakın camilere ulaştık. Bunlar buradaki insanlarımızın vefası, memleket özlemi, dinine bağlılığı ve gelecek nesile bunun devamı için herkesin taşın altına koyduğu olaylar. Vallahi biz anacığım, biz sizi gerçekten tebrik ederiz. Çok bir kere çok mütevazi bir kimlik. Yani şimdi hani bu mertebede olup yani insanların her gittiği yerde ilgi alaka gösterdiği bir evlada sahipsiniz. Ve ya bizim iki gündür gözlemlediğimiz şu. Yani biz hani bir kere böyle yerel bir haberde bile çıkmış, röportaj vermiş birinin böyle yürümesinin değiştiği bir toplumu da biliyoruz, yaşıyoruz. Ama öyle mütevazı ki herkese büyük gülerek, değil mi? Heh. Vallahi çok güzel yetiştirmişsiniz. Sizi gerçekten... O içinde. Ama ben hep söyledim, hep konuştum. Hep büyüklerimden, babaannemden, babamdan ne gördüysem hep saydım. Hiçbir günde demedi ki anne artık yeter, senin büyük annendir ne, babandır ne demedi. Çocuk hep beni dinledi, sessiz sessiz dinledi. Çok şükür Allah'a ki onun içini yer ettirdim. Zaten rahmetlik babamın, Allah yaşını benzetmesin, rahmetlik babamın kopyası bu. Kuzum onun kopyası. O da öyle vicdanlı, ahlaklı, belediye zabıta komiseriydi. O kazanın bütün köylerini ağırlayan, bütün köylerine yaka ilikleyen, kendine de yaka ilikleten bir Salih Aydoğan'ın kızıyım ben. Yani onun kopyası benim. Lakabı neydi? Ne diye tanırlardı? Sülalemize Çuvadaroğulları derler bize. Çuvadaroğun Salih derler yani. Salih Aydoğan. Ben onun kızıyım. Lakabı Çuvadaroğulları geçiyor. Efendim şimdi tabii anamız isteğini söyledi, bir klinik dedi ama tabii sohbetimiz arasında dediği bir şey var. Ben diyor 60 metrekare evde. Aynen. Değil mi? Anacığım o mevzuya bir girer misiniz? 60 metrekare evin içindeyim, bir de belediyenin evi. Ben o evi de orada o sokaktan zor aldım zaten. O zamanlar o çevrede Türkiye şey vermezlerdi. Böyle ahlak temizliği mi diyeyim, bilmiyorum, ben Alman'dan da bir kötülük görmedim. Almanların böyle ne bileyim ben artık bilemeyeceğim. Hakikaten bana saygı duyuyorlardı. Ben de onlara saygı duyuyordum. Hiçbir Alman'dan ben bir kötülük görmedim. Akrabamdan gördüm ama Almanlardan, çevremden, komşularımdan görmedim. Hatta babalarıma vefat edince hep evim Alman'dı. Bütün Almanlar korkma Zeynep, sen işe gidiyorsun. Biz burada yok. Çocuklar güllerse, yağmur yağarsa korktukları zaman bize gelsinler diye. O komşum karı koca da bana geldi, birer hafta sonra öldüler. Allah rahmet eylesin. Ya, dinlenince Allah rahmet eylesin. Ya. Ben de onlara iyi komşuydum, onlar bana iyi komşuydu. Ve ne derler, ev alma, komşu al. Komşularım çok iyiydi. Yani akrabadan görmediğimi Almanlardan gördüm. 60 metrekare evin içinde büyüttüm çocuklarımı. Telefonla geldiniz mi? Geldim. Yemek yediniz mi? Yedim. Bir analığım var, çocuklarımı yemeksiz bırakmadım evde. Soğumasın diye sarardım bazılarını. Ki çocukları sıcak bulsun diye. Çocukları dışarıya teşvik etmedim, hep evin içindeler. Peki Dilek Hanım'ın çok iyi bir noktaya geleceğini hissettiniz mi mesleğe başladığında? Ben kendim hasta oluyordum. Kız evladı, ben okudulmadım ya, ben hiç okul nereden açılıyor ben bilmiyorum. Benim büyüklerim, küçüklerim okuyor. Kapısı var mı bilmiyorum. Bilmiyorum. İnanın buna, bilmiyorum. Nereden kapısı nerede diye, okulun önünden geçiyorum ama nerede olduğunu bilmiyorum. Onun için hep derdim, kendim hasta olunca böyle stresten şuradan buradan hasta olurdum. Aileyi çeviriyorum ben. Kendi ailemden olsun, Türkiye'den geldi, beyimin ailesi Türkiye'den geldi. Benim kayınlarım yanımda oturdu 7-8 sene. Hani ben kardeş biliyorum onları. O sıkıntılardan filan hasta olurdum. Hep kızıma derdim, kızım bak oku. Aman ha, bana bir şey olursa bile sakın ha. Sen kız evladısın, oku kızım.
Hep bunun kafasına bunu soktu. Ama geleceği bilmiyordum. Biraz şey yapınca artık dedim ki erzacı ol. Ben rüyamda görsem ayarma yormazdım ben kızım doktor olacak diye. Bilemezdim yani bu kadar yüksek bir doktor. Ben doktorluğu çok kutsal biliyorum onu ben. Oraya benim kızım varıp varmayacağını bilmem. Çünkü ben Türkiye'den bir çoban olarak geldim buraya. Yani bir işçi, bir tarlada, bağda, bahçede çalışan bir kız geldim buraya. Ben gelin oldum, geldim. Bir de burada başımı işe soktum. Sokmasam kayınlarımın çocuklarına hizmetçi gideceğim. Bir de o da var başımda baskı. Aha. O yüzden bu işe girdim. İşi bırakmadım. İşte baba da mafade deyince her zaman da diyorum o Piburg'un sahibine ben bir sene çalıştım. Hakiki sahibine Allah dinince dinlendirsin bana bir ekmek kapısı bırakmış. Bir ben değil dünya kadar insanlar oradan ekmek yiyor. Her zaman derim mal düşünce alırdım. Nankörlük yapmayın buranın sahibine derdim. Yani ben yediğim ekmeği biliyorum. Nankörlük yapmam. Yapmaya da Allah nasip etmesin. Çoluğuma çocuğuma da bunu nasip etmesin. Bilsin ki ben bu ekmeği yiyorum. Bu ekmekte bir sebep vardır diye. Hep çocuklarıma bunu aşıladım. Efendim gerçekten Dilek Hanım örnek ama anne de çok örnek. Yani anlattıkları tabii bizim arabada gelip giderken yani konuştuğumuz mevzular da var. Hani bunlar kolay şeyler değil. 60 metrekare bir evde bir de küflü değil mi? Nütübet gibi her tarafa açıyorum ki çocuklarıma nütübet vurmasın. Elbiseleri alıyorum kapıların şeylerini asıyorum ki azıcık bir hava alsın diye. Böyle de yaşadım. Ne zaman ki okulunu bitirdi, doktor oldu. Bu ev aldı beni iyi bir yere geçirdi kızım. Yani. Allah razı olsun. Allah cümlemizden razı olsun. Anneciğim buradan memleketine neler söylersin? Yani Ordu Aybastı deyince sen Aybastı'yı seviyorsun ama Gölköy'ü de seviyorsun. Yani hani ben gidip gezeceğim oraları diyorsun. Aynen yani. Öyle. Her tarafını seviyorum. Her taraf benim memleketim. Hele Türkiye'nin şeye kadar, Urfa'ya kadar falan gittim. Diyarbakır'a kadar kızımla gezdim. Daşına, toprağına kurban olayım, Allah'ına kurban olayım. Her tarafın ayrı bir güzelliği var. Millete ne bir tavsiyede bulunacağım biliyor musun? Çok mala maddeye hep benim olsun demesin. Açılsınlar millet, birbirine açılsın. Ölümlü dünya. Birbirini sevsinler, saysınlar. Mal mülk için birbirini kırmaya gerek yok. Aynen öyle. Mal mülk gelir ama mal sahibi mülk sahibi demiş. Hani bunun ilk sahibi. Ne olursun kardeşler de birbirini kırmasın mal için. Bir kaşık su vermeye lazımdır kardeş. Bir sohbetine lazımdır kardeş. Ana baba. Kimse bunu inkar etmesin, yok demesin. Herkes malını bırakıp öbür dünyaya gidecek. Ki benim önümden gidenler hiçbir şey götürmedi. Ben de götürmeyeceğim. Ben buraya bir tatlı dil, güler yüz bıraktıysam, bir de evlat yetiştirdiysem ona bana Allah demek ki bu vicdanımın temizliği için vermiştir bana. Diyeceğim budur. Allah razı olsun. Ne kadar güzel, diyeceğim. Ne kadar önemli şeyler söyledi esasında. Mal için birbirini kırmasın. Ne olur? Efendim, tabii izinlerde biz memlekete gidiyoruz. Çok şeye şahit oluyoruz. Mal mülk yüzünden yani neredeyse kapı komşusu, kardeşlerin hepsi birbirine düşman. 10 senedir memleketime gitmiyorum. Niye gitmiyorum? Bu yüzden gitmiyorum. Değil mi? Evet. Dikkat edelim. Anamız özel ricada bulunuyor. Lütfen dikkat edelim. Hakikaten kimsenin bu dünyadan götürdüğü bir şey yok. İşte böyle güzel eserler, böyle güzel evlatlar bırakacaksınız ki gelecek nesle de güzellikler sunsunlar. Ben anamıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri kırmadı, sohbetimize iştirak etti. Buyur anacığım. Bir de bak, dört kardeşiz. Dört kardeşin içinde iki oğlan kardeşimin hepsinin eline sağlık mı? Benden büyük olanı bile ben okuttum. O bir toplayabilirdi benim abim bizi. Toplamadı, iki karı ciğer için bizi dağıttı. Onun için çok üzgünüm. Onun için çok üzgünüm. Olsun. Ne kadar güzel, samimi şekilde söylüyor. Efendim, biz tabii buradan sohbetimizi nihayetlendiriyoruz. Tabii çok değerli hemşerim, bu oluşumun olmasında vesile olan sevgili İsa Ceylan kardeşimle de bir röportaj yapacağız. Ondan sonra Sedat abimizi alacağız. Ve sevgili İsa kardeşimizin Dilek Hanım için bir sürprizi var, bir hediyesi var. Onu da takdim edeceğiz. Biz buradan inşallah Forsayma doğru güzel bir gece için yol alacağız. Anacığım şu elini bir öpeyim mi senin? Vallahi, vallahi öpeyim. Canım kardeşim benim, ben de sizi öpeyim.
Efendim işte Ordu'dan böyle güzellikler çıkıyor. Ordu'ya selam. Türkiye'nin taşına toprağına selam. Cumhurbaşkanım duy beni, ne olursun sen de. Buraya bir Türk hastanesi istiyoruz. İstiyoruz, bunu söyleyeceğiz efendim. Bunu istiyorum, kurban olayım. Bir daha söyle ana be, bir daha söyle ya. Kim yapar bunu ancak? Sayın Cumhurbaşkanım yapar ancak bunu. Biz de buna, ben dahi elimi taşın altına koyacağım. Hepimiz koyacağız inşallah. Ben dahi. Bakın, evet. Biz sohbetimize söyledik ya, bunları muhakkak gidecektir. Efendim, Türkiye'de söyledik, Alman hastanesi var, Fransız hastanesi var, var da var. Biz de Almanya'da Türk hastanesi istiyoruz. Başka da ne isteyelim ki? Aynen öyle. Sağlık istiyorum, hastane istiyorum. Peki efendim. Saygılar, sevgiler. Görüşmek üzere. Efendim söyledik. Sevgili İsa Ceylan kardeşim, o da kendisi hemşerimiz ve Ayvastalı. Almanya'da ikamet ediyor. Sağlık sektöründe birçok cihazın dünya piyasasına yansıtan bir firmada çalışan kardeşimiz. Aynı zamanda sevgili Dilek Hanım'la olan bu istişaretimizin başında biz zaten kendisiyle görüştüğümüzde biz Duisburg'a gidecektik. Ama bu programlar neticesinde bugün tabii konsolosluğumuzu ziyaret ettik. Burada yine çok önemli bir dernek, ASİP, değil mi Avrupa? Avrupa Sivil İnisiyatif Platformu. Platformunda bugün sağ olsunlar bizi güzelce ağırladılar. Dilek Hanım'ı ağırladılar. Altaş TV ve bizleri ağırladılar. Bunda da sevgili İsa kardeşimin önemli bir rolü var. İsa'cığım merhaba. Merhaba Güngör abi. Teşekkür ederim. Seni bir tanıyalım. Ben orada Aybastı'da 2002'de Almanya'ya geldim. Gurbetçi çocuğuyuz. İşte burada hayatımızı devam ediyoruz. Tabii gurbetçi çocuğuyuz ama tabii gönlümüz, her şeyimiz memleketimizde. Bedenen buradayız ama tabii burada yaşıyoruz. Faaliyetlerimiz oluyor. Onun için de boş durmadan, karınca kaderince elimizde ne geliyorsa çaba gösteriyoruz. İşte dediğimiz gibi birlik, beraberlik amacımız. İşte Dilek hocamız, hemşerimiz bunu yaptığını duyunca, bu başarısını, bize de düşen tabii ki onun başarısıyla övünmek. Tabii önce kendisi övünecek. Biz de Türk toplumu olarak onu örnek almak için böyle bir şeylerde yanında bulunalım, bizlere yol gösterebilir diye, fikirler sunabilir diye böyle bir şeyin içerisinde bulunduk. Bunda tabii ki bu sadece benim değil, burada en büyük faktör senden kaynaklanıyor. Tecan kardeşimizden kaynaklanıyor. Bu işler böyle. İnşallah her şey daha da güzel olacak. Dilek hocamızın isteği var. Tabii ki buradaki yaşayan Türkler adına çok önemli bir şey. Kesinlikle tabii çok önemli şeyler var okullarda. Öğretmenlerimiz, camilerde hocalarımız geliyor gidiyor. Bunu sadece Türkiye Cumhuriyeti destek veriyor. Bunu buradaki Türkler kesinlikle kıymetini bilmesi lazım. Dilek hocamızın bu isteği olmazsa olmazlardan olması lazım buradaki Türklerin adına. Gerçekten de şimdi Avrupa'da, Almanya'da özellikle sağlık sektörü bayağı ilerledi. Tüm Türkiye kamuoyu, özellikle siyasilerimiz, Cumhurbaşkanımız tahmin ediyorum buna el atacaktır. Buradan bir şeyler çıkacak, ona umut ediyoruz. Tabii ben kendim Stuttgart Tuttlingen'den geliyorum. Orada dünyanın %77'sine hitap eden sağlık tıbbi cihazlardan, aklınıza ne gelen, sağlık sektöründe bulunan bölgeden geliyoruz. Bu şeyde tabii ki inşallah bizlerin de destek düşerse, bizler de elimizden ne gayret geliyorsa destek vermeye. Efendim zaten hepimizin istediği şey şu. Yani iki gündür bu kafamıza yerleşti. Biz burada, bakın, Türkler Almanya'da, Avrupa'da istediği her şeyi elde ettiler. Çünkü o gücümüz var. İnsan olarak var, iş potansiyeli olarak var, iş adamımız var. Bakın işte çok önemli değerlerimiz var. Biz bu değerlerin isteklerini de toplum olarak yerine getirmek durumundayız. Kiliselerde kılınan namazlardan bugün Almanya'da 900 bine yakın camilere ulaştık. Bunlar buradaki insanlarımızın vefası,
memleket özlemi, dinine bağlılığı ve gelecek nesile bunun devamı için herkesin taşın altına koyduğu olaylar. Biz buradan hep söylüyoruz efendim. Burada 3,5-4 milyon insan var. 10'ar euro, 20'şer euro para toplasak biz bu hastaneyi bu Almanya'ya dikeriz. Dikeriz. Sayın Cumhurbaşkanımız, bilmiyorum, bunu ulaştıracağız. Kesinlikle ulaştıracağız. Biz bu hastanenin Almanya'ya yapılmasını inşallah Dilek Hanım'ın önderliğinde, onun bilgisi birikimi dahilinde ulaştıracağız ve yapmaya çalışacağız. Ve bunu bütün STK'larda konuşmaya devam edeceğiz. Kesinlikle. Senin de bu konuyla alakalı son söyleyeceğin bir şey varsa toparlayalım kardeşim. Ben diyeceğim, tabii ki buradaki Türkler gerçekten de çok gurur verici bir yerlere geliyorlar. İş yerlerinde işte iş yerlerine sahip oluyorlar. İş sahiplerinden ikinci bir konumdalar. Bunlar gerçekten övünecek şeyler Güngör abi. Dediğin gibi az önce buraya gelen ilk nesiller evlerde, kiliselerde namaz kılan nesillerdi. Şurada şuna inanıyorum ki bunun 10-15 sene sonrasında Türkler daha da bir ayrı marka, kalite haline gelecektir. Bizim Türk milletimiz dünyada en cefakar insandır. Buna ben yine inanıyorum gönülden. Dilek Hanım hocamızın sesine kulak verecek hem hükümetimiz var hem iş adamlarımız var. Buradaki sivil toplum kuruluşlar da var. Bunlar bura el atacaktır. Bu sadece, şuna da tekrar inanıyorum, sadece Almanya'da bir tane değil, tüm illerde bunun oluşacağını tahmin ediyorum ben. İnşallah. Efendim, sevgili İsa kardeşime çok teşekkür ediyoruz. Biz birazdan tabii bu kurumun başındaki değerli başkanımız Sedat abiyle de burada bir röportajımızı yapacağız. Ondan sonra kütüphane bölümümüzde kıymetli doktorumuzun ödülünü vereceğiz. Onların kısa konferansını onlarla baş başa bırakacağız. Biz yol alacağız. Akşam gece de buluşacağız. İsa'cığım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tüm Türkiye'ye selam söylüyorum. Ordu'ya, Aybas diye tüm hemşerilerimize canı gönülden selam söylüyorum. Türkiye'deki vatandaşlarımızın, aynen buradaki Türklerin birlik beraberliği olduğu gibi tüm Türkiye'deki vatandaşlarımıza da birlik beraberlik çağrısında bulunuyor. Çok teşekkür ediyorum efendim. Tarafımızdan sağlanarak gençlerimizin bir arada olması, ileride göreceksiniz, içeride kütüphanemizi gördünüz. Kütüphanemizi kurduk, gençlerimizin hizmetine sunduk ve bunun tam yönetiminde Üniversite Akademisyenler Birliği diye oluşturduğumuz genç evlatlarımıza teslim ettik. Şu anda Kalsöylen Sentrum'un yönetiminde Dilara Damla Demir, İnşaat Fakültesi'nde okuyan ve diğerli arkadaşları var. Şimdi 14 aylık bir teşkilat neler yaptı derseniz, burada nasıl sayacağım bilmiyorum. Makedonya ziyaretimiz oldu, 5 köyümüze 2540 aileye Ramazan'da geçen sene Ramazan kumanyaları dağıttık. Hatay bölgesindeki tüm mülteci kamplarımızı ziyarete gittik heyetlerle birlikte, buradan arkadaşlarımızla birlikte. Efendim söyleyeyim, Türkiye'de yaklaşık olarak şu anda 23'e yakın talebimiz var. 21 talebimiz Türkiye'de, bir tane Polonya'da, bir tane de İsviçre'de eğitim alan evladımıza burs vermeye çalışıyoruz. Ama evlatlarımıza şunu diyoruz: evladım, sen Fatih'in İstanbul'u 21 yaşında fethettiği yaştasın. İyi de bizler Akşemseddin olabildik mi? Bizler bir Murat Hüdavendigâr olabildik mi? Maalesef öyle bir şansımız yok. Ama o yüzden gençlerimizin önünü açmamız lazım. Bu yılın başarılı doktoru, yılın doktoru ödülünü biz de kendi adımıza takdim etmek istedik. Bir Viktor's ödülü değil ama. Evet, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Efendim, tekrar merhabalar. Çok önemli bir abimiz, önemli bir konuğumuz yanımızda. Tabii bugün bu oluşumun bu derece etkili olmasında onun da çok büyük emeği var. Kendisiyle istişare içinde olduk. Kıymetli doktorumuzu bu güzel mekanda ağırladık. Onun öncesinde de kahvaltıda tabii ki mükemmel bir şekilde bizlere ev sahipliği yaptılar. Sedat abi, ben abi diyorum. Çünkü bu samimiyetimizi biz biliyoruz. Ekran başındakiler de bunu hissetsinler. Efendim, Sedat Demir kimdir? Güzel bir soru. Ben de Sedat Demir'in kim olduğu için 55 yıldır mücadele veriyorum. Kim olması gerektiği için. Şimdi Sedat Demir 1992 yılında evlilikle Almanya'ya gelen, evlilik üzere Almanya'ya gelen,
burada 25-26 yıldır kendi çapında temizlik ve inşaat sektöründe ticaretle uğraşan ellerinizden öper iki evladıma. Şu anda bir tanesi üniversitede inşaat fakültesinde, bir tanesi de gimnazyumda okuyan iki evlat babasıyım. Ama Sedat Demir'in milyonlarca evladı var. Sedat Demir'in milyonlarca kardeşi var. Çünkü bir Sedat Demir olmak önemli değil. Bu insanlarla birlik olmak önemli. Bizim bu felsefeyle de uzun dönemdir gerek ticari çalışmalarımızda, teşkilatsal çalışmalarımızda, siyasi çalışmalarımızda aldığımız, öğrendiğimiz, büyüklerimizden öğrendiğimiz bir değer var. Bazı şeylerin zekatı çok önemlidir. En önemli zekat ilmin zekatını vermektir. O yüzden bizim de bir akademisyen hocalarımız gibi ilmi zekat verecek kapasitemiz olmadığı için burada gençlerimize Avrupa Sivil İnisiyatif Platformu olarak bir merkez kurduk. Bu merkezimizde Kalsoy Lensentrum olarak şehrimizin adını verdiğimiz Lensentrum Eğitim Merkezi adı altında Türkiye'de de şu anda mevcut olan Millet Kafe projesine benzer. Biz de burada gençlerimizin ücretsiz şekilde çaylarını, kahvelerini, her türlü internet ortamını, altyapısını, lojistik desteğini tarafımızdan sağlanarak gençlerimizin bir arada olması, ileride göreceksiniz içeride kütüphanemizi gördünüz. Kütüphanemizi kurduk, gençlerimizin hizmetine sunduk ve bunun tam yönetiminde Üniversite Akademisyenler Birliği diye oluşturduğumuz genç evlatlarımıza teslim ettik. Şu anda Kalsoy Lensentrum'un yönetiminde Dilara Damla Demir, İnşaat Fakültesi'nde okuyan ve diğerli arkadaşları var. Şimdi biz Avrupa Sivil İnisiyatif Platformu ASİP diye bir teşkilat kurduk. Yaklaşık olarak 14 aylık bir teşkilatız. Şimdi 14 aylık bir teşkilat neler yaptı derseniz, burada nasıl sayacağım bilmiyorum. Makedonya ziyaretimiz oldu. 5 köyümüze 2540 aileye Ramazan'da geçen sene Ramazan kumanyaları dağıttık. Hatay bölgesindeki tüm mülteci kamplarımızı ziyarete gittik heyetlerle birlikte, buradan arkadaşlarımızla birlikte. Efendim söyleyeyim, Türkiye'de yaklaşık olarak şu anda 23'e yakın talebimiz var. 21 talebimiz Türkiye'de, bir tane Polonya'da, bir tane de İsviçre'de eğitim alan evladımıza burs vermeye çalışıyoruz. Onun akabinde değişik birçok kampanyalar düzenledik. Yani bu kampanyaların hiçbirinde biz finansal bir beklenti ya da finansal bir bağış kampanyası açmadık. Sadece kendi bütçemizle, her zaman dediğimiz gibi bizim projelerimiz maddiyata dayanmayan projeler. Yani o yüzden bugüne kadar hiçbir yerden, kurumdan, kuruluştan yardım talep etmedik. Ama çok güzel bir gelişmeler oldu. Türkiye'de çok değer verdiğimiz değerli dostumuz Anadolu Sanayici İş Adamları Genel Başkanı Yücel Yalçınkaya Beyefendinin de Türkiye Başkanlığı'na gelmesi üzerine Türkiye'de de çok güçlü çalışmalarımız var. Türkiye'nin aşağı yukarı %40'ına yakın şehrimizde hem bize gönül vermiş hem de bizimle birlikte mücadele etmek isteyen kardeşlerimiz var. Makedonya'da başkanlığımız var. Aynı zamanda Fransa bölge başkanlığımız var. Aynı zamanda İsviçre'de var. Aynı zamanda Avusturya'da var. Yani 1,5 yıl içinde bunları yapmayı başarı. Rabbim nasip etti. Başarı varsa ekibindir. Hata varsa benim şahsımındır. Şimdi bugüne kadar biz şunu temel aldık. Eğitim dünyada insanın en güzel libasıdır. Yani en güzel kostüm eğitimdir. Evet, bizler de okuduk kendi çapımızda ama bizler bir akademisyen değiliz. Bizler bir Doktor Dilek Gürsoy değiliz. Ama bu toplumun Doktor Dilek Gürsoyları var. Ve daha çok olması lazım. Bugün Avrupa'da Kalsule'de, Kalsule Üniversitesi'nde eğitim görevlisi olan akademisyen profesörlerimiz var. Tamer Soylu hocamız var mesela ve onun gibi birçok arkadaşımız var. İşte biz de bu rol model değer verdiğimiz, gerçekten de değeri ve katma değer getirisi çok büyük olan bu insanların gençlerimizin önünde rol model olması için bunları bu şekilde organizelere davet etmeye çalışıyoruz ki gençlerimiz bu konuda daha azimli olsun diye. Buradan antiparantez şunu da belirteyim. Altaş TV'ye gerçekten çok teşekkür ediyorum. Neden teşekkür ediyorum? Bu organizenin asıl mimarı Altaş TV'dir. Eğer sizler bugün demin de dediğin gibi abi diyerek Sedat abi tamam biz de gelelim, biz de bu işin içinde olalım, destek verelim, hocamızın röportajını da orada yapalım demeseydiniz bizim sayın hocamızı buraya getirmemiz ya da burada faaliyet yapması, insanlarla içeride açık sohbet yapması çok zordu. Ama buradan Altaş TV'nin de hakkını kendisine teslim ediyorum. Buradan tüm yönetim kuruluna ve tüm çalışanlarına da tüm en derin kalbi duygularımla selamlarımı iletiyorum. Çünkü bu bir borcumdur.
benim bir felsefem vardır. Sezar'ın hakkını Sezar'a vermediğiniz zaman Brutus'tan hiçbir farkınız kalmaz. Bu işte emeği olan önce sizlere teşekkür ediyorum. Bizler her zaman şunu söylüyorum ben birçok toplantılarda arkadaşlarımıza da. Şimdi Hazreti İbrahim'in yolunda biz karınca misali su taşıyoruz. Ne kadar başarılı oluruz? Başarı varsa takdiri Allah'tan, zafer Allah'ındır. Bizim başarısızlık varsa bizim hatamızdır. Ama evlatlarımıza şunu diyoruz. Evladım sen Fatih'in İstanbul'u 21 yaşında fethettiği yaştasın. İyi de bizler Akşemseddin olabildik mi? Bizler bir Murat Hüdavendigâr olabildik mi? Maalesef öyle bir şansımız yok. Ama o yüzden gençlerimizin önünü açmamız lazım. Hepimizin bildiği Büyük Fatih, Homeros'u okumak için eski lahitçe, Latince öğrenen bir insandı. 7 dil bilen bir insandı. Maalesef bizler o seviyede değiliz. Ama gençlerimiz bunu başarabilir. Başarması için de bizim maddi, manevi ve motivasyon açısından destek olmamız gerekir. Bizim tek amacımız, tek gayemiz bu. Her zaman söylediğim gibi Avrupa Sivil İnisiyatif Platformu'nun tek felsefesi var. Avrupalı Türklerin Avrupa'da dik durarak asimile değil, asil olarak yaşaması için mücadele etmek. Efendim Sedat abi, yani ben sormadan hepsini tek 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 güzel şekilde anlattı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ancak tabii biz iki gündür sevgili doktorumuzla, Dilek Hanım'la işte Manayim seyahatimizde yani oturup muhabbet etme, yemek yeme fırsatımız da oldu zaten. Hep şu isteği var. Buradan önemli insanlar çıkıyor. Neden işte Türkiye'de bunun üstüne basa basa artık hepimiz takipsiz oluyoruz. Evet. Neden Türkiye'de İstanbul'da işte Alman hastanesi var, Fransız hastanesi var? Almanya, neden biz de Almanya'da bir Türk hastanesi yapamayalım? O kadar çok doktorumuz var, o kadar çok cerrahımız var. 3,5 milyon, 4 milyon insanımız var. Buraya da yakışır mı? Çok çok haklı, çünkü geç kalınmış bir şey. Ama her zaman da Doktor Dilek Gürsoylar çıkmıyor. Şimdi bu doktor hanımın, Dilek hocamızın bu çıkışı, bu Whistler ödülüne sahip olması, yılın doktoru ödülü alması çok önemli bir şeydi. Bu gündem meselesidir. Bu da kamuoyuna Dilek hocamızın da bu konudaki, az evvel siz de zatınız da oradaydı, Sayın Kalsoy Başkonsolosumuz Banu Terzioğlu Hanımefendi ziyaretimizde bu konu gene gündeme geldi. Dilek Hanım bu konuyu devletin bakanlık ve bürokratik tüm yetkililerine bildiren, bu konuda da çok hevesli olan bir insan ki çok çok doğru. Biz kelimesine noktasına kadar bu sözün altında, bu oluşumun altında imzamızı atıyoruz. Çünkü gerçekten artık Avrupa'da o geri kalmış, o ikinci sınıf Türk toplum yok. Avrupa'da yapay kalp konusunda bile yön veren bir toplum var. O yüzden bunları hem hükümetsel bazda, hem siyasi bazda, hem devlet politikası bazında değerlendirileceğine inanıyorum ben. Çünkü Almanya'da artık Türkiye'de olan sağlık sektöründeki başarının Almanya'da ne derece olduğunu hepimiz malumumuz biliyoruz. Türkiye'deki hastanelerin kapasite, çapı ve kalite bakımından ortada olduğu bir yerde Almanya'daki, Avrupa'daki hastanelerimizi de hepimiz görüyoruz. O yüzden bu ülkede Avrupa'nın göbeğinde mutlaka ve mutlaka camilerimizi inşa ediyorsak, sivil toplum kuruluşları olarak 6000'in üzerinde sivil toplum kuruluşu varsa artık bir üniversitemizin olması şart. Artık bir hastanemizin olması kesinlikle şart. Ben buradan doktor hocamıza da, Dilek Hanım'a da çok teşekkür ederim. Çünkü çok önemli bir gündem konusu. Çünkü zaten dalının en üst noktasında olan bir insan. Bu da bizim için çok büyük bir getirisi olan, artısı olan bir faaliyet. İnşallah bu gerçekleşecek. Ben öyle düşünüyorum şahsım adına. Çünkü gerçekleşmesi için de kamuoyunun bu konuda baskı yapması gerekiyor. Gerekse bakanlıklar konusunda, siyasi konusunda, iş adamları konusunda. Çünkü bunlar büyük yatırımlar. Kamuoyundan arz talep meselesi. Ben buradan tüm vatandaşlarımıza bu konuda taleplerini artık dile getirmelerini rica ediyorum. Siz talep etmediğiniz müddetçe böyle şeyler olmayacak diye düşünüyorum. Efendim biz, Sedat abi de söyledi, bunu her konuğumuza da sorduk ve aynı şeyleri istiyoruz. Biz artık Almanya'da bir Türk hastanesi istiyoruz. Kesinlikle çok önemli doktorlarımız var, çok önemli insanlarımız, iş adamlarımız var ve gençlerimiz yetişiyor. Bize yakışan budur. Belki geç kalınmış ama bundan sonrası inşallah bu konuda
Ben de şahsi olarak mesafe kat edeceğimize inanıyorum. Biz bunu sokak röportajlarımızda bütün yurttaşlarımıza soracağız. Bu talebi inşallah binlerce insanımıza mikrofon tutarak bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza ulaştıracağız. İnanıyorum en kısa sürede bu gerçekleşecek. Çünkü burada son parantez olarak şunu söyleyeyim. Burada en büyük görev basın olarak size düşüyor. Çünkü kamuoyu gündemi yaratmada en önemli etken basındır. Ve burada da sizin gibi böyle bilinçli basın var. Bir de basının hali ortada. Ama bilinçli basının yaptığı toplumsal projeler çok önemli. Burada gerçekten size çok iş düşüyor ve bunu da başaracağınıza, kamuoyu oluşturacağınıza İnşallah, ben hep beraber inanıyorum. Efendim ben sevgili Sedat abiye çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi burada ağırladılar. Nerede ağırladılar işte? Asip. Efendim Karsuru'ya geldiğinizde oturup keyifle orada kitap okuyabileceğiniz, vakit geçirebileceğiniz, burada güzel dostluklar kurabileceğiniz bir mekan. Sedat abiye ulaşın. Burada çok kıymetli, birbirinden değerli iş adamı arkadaşlarımız var. Kendileriyle oturun, sohbet edin. Avrupa'nın neresinde olursanız olun, yolunuz Karsuru'ya düştüğünde burası muhakkak görmeniz gereken bir mekan. Ben çalışmalarından dolayı sevgili Sedat abime çok teşekkür ediyorum. Efendim içeri geçeceğiz. Dilek Hanım'a olan hediyelerini ulaştıracaklar. Onları da görüntüleyeceğiz. Ondan sonra Dilek Hanım'ı dinleyicileri ile baş başa bırakacağız. Efendim hepinize en derin saygılar, sevgiler. Hoşça kalın. Bir ödül vermek istiyoruz Doktor Dilek Gürsoy Hanımefendi'ye. İlk olarak Sedat Demir Başkanımızı ve İsa Ceylan Başkanımızı öne davet ediyorum. Ve bu ödülü size tatmin etmek istiyorum. Sizin yılın doktoru olarak ve Victor's Award'ı alarak hani bize çok büyük bir onur ve gurur verdiniz. Çok teşekkür ederim tekrar buraya geldiğiniz için, bize zaman ayırdığınız için. Ve değerli hocam, size hocam diye hitap ediyorum çünkü hocamsınız. Aynı zamanda Avrupa'da Türk toplumunun ve Avrupa'daki insanların gurur duyduğu, bizlerin de bu gururdan sizin adınıza ve kendi adımıza çok çok mutlu olduğumuz bir insansınız. Aynı zamanda her şeyden önce her zaman söylediğimiz gibi gençlerimiz için büyük derecede, gerçekten büyük bir rol modelsiniz. Size Avrupa Sivil İnisiyatif Platformu olarak bu yılın başarılı doktoru, yılın doktoru ödülünü biz de kendi adımıza takdim etmek istedik. Bir Victor's ödülü değil ama evet, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Gurur duyduğum için çok sağ olun. Ödüller çoğaldı anneciğim. Yani bir küçük bir şeyi açarsın. Özel bir vitrim artık. Aynen öyle. Aynen, inşallah beni ne kadar ön planda gösteriyorsanız diğerlerini de göstermek zorundayız. Ben size evet, o kişileri söyleyeceğim ki ne kadar burada doğmuş büyüsek de Türk milletine burada bizim de bir görevimiz var. Gerçekleştirmek zorundayız. Yapacağız inşallah. Çok teşekkür ederim. Facebook'ta, sosyal medyada, her yerde paylaşacağım inşallah. İnşallah, sağ olun. Bir de siz Aybastılısınız. Demin de kahvaltıda konuştuğumuz, Aybastılı olmak ayrıcalıktır. Ben Aybastılı değilim maalesef ama Aybastılı'dan İsa Ceylan. Size Aybastı ile ilgili bir şey oluyor. Ben alayım onu. Ben öncelikle Dilek hocamıza teşekkür ediyorum. Dilek hocamız
gurur duyuyoruz. Tüm Ordulu, Aybastılı, tüm Türkiye adına gurur duyuyoruz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizlere kırmadı. Bu bizim için çok önemli. Kendisine bir hediyemiz olacak. Ben bu hediyemizi tüm Türkiye adına veriyorum. Doğa güzelliğiyle olan Yayla. Evet, Aybastı yaylasın. Bilmez miyim? Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Tamam. Büyük bir ısrarla yani bayağı bir şey yaptınız, geldim. İyi ki yapmışsınız diyorum. İyi ki uymuşum size. Teşekkür, çok teşekkür ederim. Yani bu kadar ilgiyi nerede görecektik değil mi annem? Yani çok sağ olun. Hocam bu ana kadar pişmanmışsınız gibi ama Perşembe Aylası'nın resmini aldıktan sonra iyi gelmişsiniz. Yok, pişman değilim. Asla pişman değilim. Keşke daha erken olsaydı. Yani her zaman hazırım her yere gelmeye tabii ki. Özellikle gençlerimiz için çok önemli benim için. Çünkü biz de nereden geldiğimizi hiç unutmadık, unutmayız da zaten. Ve gençler çok önemli bu devirde ve inşallah da daha iyileri geleceklerdir diye umut ediyorum. Biz buna destekçi olacağız her konuda. İnşallah, teşekkür ederim. Sağ olun.